Günaydın, iyi sabahlar. Portföy yönetimiyle karşınızdayız. Yeni bir haftaya başladık. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Piyasalara bakacağız, borsaları işleyeceğiz ve tabii ki haftanın geneline yönelik de beklentiler alacağız. Önce Borsa İstanbul diyelim. BIST endeksi 2750 puan seviyesinden geçtiğimiz haftanın son işlem gününde kapanış gerçekleştirmişti. Rekorların olduğu bir haftaydı geçen hafta ve haftanın ilk işlem gününde endekse yükselişler devam ediyor. 2771 puan seviyesi son görülen seviye, %0.76'da yukarıda. Buradaki harekete baktığımızda 2767 puan seviyesinin aşağısına hiç inmedi açılış sonrasında. Ve şu anda da en yüksek gördüğü seviyeye yakın bir seviyede işlem görüyor. Hem tüm zamanların rekor seviyelerini test etti geçen hafta hem de rekor kapanışlar gördük. Tabii ki burada küresel çaplı risklerin azalmış olması endekste yukarı yönlü ivmenin de beraberinde gelmesinde etkili oldu. Hep finansal sonuçları son dönemde konuşuyoruz. Finansal sonuçların iyi gelmesi de BIST yüzü yukarı yönlü hareketlerde destekledi. Kardemir'in, Hektaş'ın son olarak finansal sonuçları geldi. Kardemir'e baktığımızda 2022 yılının ikinci çeyreğinde net satış 6.8 milyon TL oldu. 1.7 milyon TL'de FAVÖK açıkladı. Tabii ki küresel haber başlıkları da endeksi etkiliyor. Geçtiğimiz haftayı şöyle bir özetleyecek olursak haftanın son işlem gününde tarım dışı istihdam verisi geldi. Beklentilerin çok üzerinde bir veriyle karşılaştık Amerika'da. Beklentiler 250 bin kişilik bir seviyenin gelmesi önündeydi. Bunun yaklaşık iki katından fazla geldi. Tarım dışı istihdam verisi Temmuz ayında 528 bin artış gösterdi. Özel sektör tarafında da yine beklentilerin üzerinde veriyi hafta içerisinde geçtiğimiz hafta görmüştük. Orada da 230 bin kişilik bir artış vardı. Beklenti anlamında 471 bin gelen veri oldu. Tabii ki burada ücretlere baktığımızda ücret enflasyonunun en önemli göstergelerinden ortalama saatlik ücretler %5.2'de sabit kaldı. Geçtiğimiz haftanın diğer önemli başlıklarına baktığımızda PMI'lar vardı. PMI'lar tüm dünyanın genelinde hemen hemen düşüyor ve İngiltere Merkez Bankası 50 bas puanlık bir faiz arttırdı. Son 6 toplantıda faiz artışlarına devam etmiş oldu. %1.75 seviyesine çekti. 27 yılında en yüksek, en sert faiz artışı olmuş oldu. İşte geçtiğimiz hafta küresel taraftaki bu başlıklar içeride Borsa İstanbul'a da yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirdi. Özellikle haftanın son işlem gününde bankacılık endeksi %6.5 civarında gün içerisinde yükseliş kaydederken günü %4'ün üzerinde primli tamamladı. Tarım dışı istihdam verisinin de güçlü gelmesi, küresel risklerin azalması ve finansal sonuçların iyi gelmesi Borsa İstanbul'u destekledi, desteklemeye devam ediyor. Peki bugün bankacılık endeksinde görünümler nasıl? Hemen BIST Banka'ya bakalım. 2429 puan seviyesi şu an için var. %0.66 aşağıda. 2471-2430 aralığını burada görüyoruz. Günün devamında nasıl bir performans sergileyecek bankacılık endeksi? Birazdan Eda Karadağ'la konuşacağız. Bu bir kar realizasyonu mu diyeceğiz. Tabii ki kendisinin yorumunu alacağız. Özellikle uzmanlar BIST endeksine baktığımızda 2750 puan seviyesinin üzerinde kalıcılık sağladığı sürece ilk etapta 2771-2790 ve 2810 puan seviyelerini önemli görüyorlar. Aşağıda da 2715, 2680 ve 2630 puan seviyeleri değerli. Haftanın son işlem gününde banka hisseleri ciddi yükselişler kaydetmişti. Şu an için bankacılık endeksinde yön aşağı %0.56'lık bir düşüş var. Sanayi endeksi haftanın son işlem gününde %0.20 geri çekildi. Peki sanayi endeksinde haftanın ilk işlem gününde başlangıç nasıl? %1'in üzerinde endeks alıcılı 4635 puan seviyesinde şu an için işlem görüyor. 4612-4635 puan seviyelerini burada görüyoruz. Gün içerisinde yapmış olduğu hareketler bu şekilde. Bu hareketler devam edecek mi? Konuşacağız. Bu hafta içerisinde baktığımızda içeride sanayi üretim verisi gelecek. Perakende satışları takip edeceğiz ve Amerika'da TÜFE verisini göreceğiz.
Amerika'da haftalık işsizlik maaş başvuruları yine her perşembe olduğu gibi gelecek. Bu başlıklar yurt içindeki fiyatlamaları nasıl etkileyecek diyeceğiz. Özellikle Tayvan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik sürüyor. 6 tatbikat Tayvan cephesinde Çin gerçekleştirdi. Bu tatbikatlar devam edecek mi? Tayvan karşı bir adım atacak mı ya da Amerika cephesinden bir adım atılacak mı? Bunu göreceğiz. Piyasalar üzerinde etkili olacak. Zira Biden'ın karantina süresi doldu ki Biden'dan da bir açıklama gelecek mi göreceğiz. Fed yetkilileri hafta içerisinde konuşmalar gerçekleştirecek. Eylül ayındaki toplantı öncesinde görünümler nasıl olacak bakacağız. Zira 50 bas puanlık bir faiz artış beklentisi vardı. Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısından itibaren 75 bas puanlık faiz artışı yine FED cephesinde konuşulmaya başlandı. Piyasaların radarındaki konular bu şekilde ki haftanın ilk işlem gününde BIST 100 bankacılık ve sanayi endeksinde görünümler de böyleydi. Şimdi yorum alacağız. Bizlerle birlikte Gedik Yatırım Müdür Yardımcısı Eda Karadağ olacak. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Borsayla başlayalım. Ağırlıklı olarak borsayı konuşalım. Yükselişlerin olduğu geçtiğimiz haftayı bıraktık geride ve bu haftada da yine yukarı yönlü hareketler vardı. Açılışı nasıl görüyorsunuz? Geçen haftadaki o yükselişleri de nasıl okumak gerekir? En son zirvemiz Cuma günü 2762 puanlardaydı ama an itibariyle 2778 puanla yeni zirvesini de test etmiş oldu. Yani yeni haftaya güçlü başladık. Aslında şöyle hani kısaca geçtiğimiz haftadan bu yana gelecek olursam 1 Ağustos itibariyle biz Borsa İstanbul'un yükselişini gördük. Yükselişinde güçlenmeye başladığını gördük. 2700 puanların üzerinde biraz daha ısrarcı bir seyir vardı. Ve geçtiğimiz hafta biraz daha rekorların yoğun olduğu bir hafta da olduğunu da takip ettik. Hani burada tabii en önemli etken bilanço sezonunda olmamız. Açıklanan bilanço karları yani bir açıklanan bilançolar ve aynı zamanda bilanço beklentilerine dair o güçlü görünüm haliyle Borsa İstanbul'un yukarı yönde hareketini desteklemeye devam ediyor. Dolayısıyla bu bilanço sezonu bitene kadar da ben Borsa İstanbul'daki bu yükselişin devam edebileceğini ve önümüzdeki günlerde de yeni zirve seviyelerin test edilmesini beklediğimi belirtmek isterim. Şimdi 2778 puanlarda son zirvemizdi. 2800'de bir direncimiz var. 2800 direncinin de kırılmasıyla hareketin biraz daha yukarı yönde hızlanması beklenebilir. Hani bu doğrultuda da 2820 ve 2830 bandı direnç alanı olarak karşımıza çıkacaktır. Tabii ki yatırımcılarda bir panik havası da oluşmuyor değil. Yani bu yükseliş nerede sonlanacak ve sonrasında çok güçlü bir satışla mı karşılaşacağız? Aslında bunun için net bir şey söylemek tabii ki zor. Ancak bu süreçte ben dediğim gibi bir süre daha bu yükselişin devam etmesini bekleriz. Tabii ki kar satışları göreceğiz. Yani biz Cuma günü de 2762 puana kadar bir yükseliş gördük. Zirvesini yeniledi ve sonrasında kapanışı 2750 puanlardan gerçekleştirmişti. Hani dolayısıyla zirveler sonrasında kar satışları gelebiliyor. Yani şimdilik de 2762 puanın altına doğru geri çekilmelerde hani 2700 aşağıda referans noktası olarak karşımıza çıkacaktır. 2700'ün altında da asıl desteğimiz 2684'lerden geçiyor. Çünkü bu seviye bizim en son Haziran ayında test ettiğimiz zirve seviyesiydi 2684. Dolayısıyla olası satışlar görülmesi durumunda bu hareketin 2684 puana kadar karşılanması bu noktada önemli. Karşılandığı sürece yerini tepki alımlarına bırakabilir ve tekrardan 2700 puanların üzerinde güçlü bir seyir izleyebiliriz. Ama 2684 puanın altına doğru bir kırılım teknik anlamda kısa vadeli göstergeleri bozabilir, satışların devam etmesine yol açabilir. O zaman da 2600 ve 2400 destek bandı karşımıza çıkacaktır. Yani şimdilik kısa vadeli senaryo aslında bu şekilde. Tabii ki daha çok beklentiler 2700 puan üzerinde kalıp hareketin devam etmesi yönünde ve yeni zirveler test etmesi yönünde. O yüzden bu da tabii ki biraz daha iştahın güçlü kalmasını sağlıyor. İşlem hacminde de artış var. 40 milyar liraların üzerinde konuşmaya başladık geçtiğimiz haftadan bu yana. Hacimden de destek alması zaten endeksi bu noktada desteklemekte.
Tabii ki yine yerli yatırımcının desteğiyle aslında bu noktadayız. Tıpkı Nisan ayını da şöyle bir hatırlayalım. Çünkü Nisan ayında da biz hem yüksek enflasyon etkisi hem de birinci çeyrek bilanço sezonunun etkisiyle 2562'lere kadar yükselmiştik ve yerli yatırımcının desteğiyleydi. O yüzden o günden bugüne çok büyük bir değişiklik olmadı. Yabancı takas oranı hala düşük seviyelerde. Yerli takas oranında bir artış var. Dolayısıyla yine yerlinin etkisiyle 2700 puanların üzerinde zirve seviyelerin test edildiğini görmekteyiz. Tabii ki dışarıda bu kadar fazla risk varken haliyle Borsa İstanbul'un dışarıya görece pozitif ayrışıyor olması oldukça olumlu. Tabii ki bu noktada yatırımcılar aslında yine uyarmak lazım. Hazır bilanço sezonundayız. O yüzden şirket seçimlerini çok titiz bir şekilde yapmaları gerekiyor. Yani şirketlerini iyi tanımaları gerekiyor. Sonuçta bir şirket seçimi yaparken o şirketin hikayesine ortak oluyorlar. O yüzden de o hikayeyi bilmeleri gerekiyor ki daha kolay bir şekilde bir portföy oluşturabilsinler. O yüzden hazır aracı kurumlardan da çok fazla bilanço raporları geliyor piyasaya. O yüzden bence onları takip edip ona göre portföylerinde eğer yeni şirket seçimi yapmak isterlerse bence o raporları okuyarak da bir yol kat etmelerinin daha sağlıklı olabileceği düşüncesindeyim. Hani hazır gelmişken bunun uyarısını da yapmak istedim. Bundan sonraki süreç içinde hani dediğim gibi yeni zirveler bekleniyor ama bilanço sezonu bittikten sonra artık hani o beklentiler bitecek, bilançolar bitecek. Ondan sonra piyasada bir satış beklentisi hakim. Tıpkı geçtiğimiz aylarda yaşadığımız gibi. İşte bu noktada da hani 2600 veya 2500'ler aslında ana senaryoda izleyeceğimiz seviyeler olacaktır. Hani olası bir satışın en azından bu noktalara kadar karşılanması hani o büyük satışın önüne geçer yorumunu bize getirir. Tabii ki o dönemde piyasa nasıl olacak bunu da bir şey beklemek, daha doğrusu bir öngörüde bulunmak zor. Hani bir satış beklentisi hakim olur belki bilanço sezonu sonrası ama eğer piyasada Borsa İstanbul'u özellikle destekleyecek bir yeni hikaye Evet. oluşursa hani bu da zaten satışları bir nebze de olsa sınırlı kılabilir. O yeni hikayeyi ben de aslında soracaktım. Önümüzdeki dönemde orta vadede yeni bir hikaye olur dersek bu ne olabilir? Çünkü özellikle 2023'ün ilk çeyreğine kadar 3000-3400 puan seviyeleri telaffuz ediliyor. Siz kısa vadede senaryoları anlattınız. Peki yaklaşık bir 6 ay ila 8 ay içerisinde BIST 100 endeksinde 3000 puan seviyeler, 3400 puan seviyeler mümkün olur mu? Bunun için şayet öyle olursa Borsa İstanbul'un alt tabanı buna uygun mu? Aslında bu ihtimaller bence mümkün olabilir. Yani şu anki gidişat bu şekilde. Hani 2700'lerin üzerindeyiz, 2780'leri konuşuyoruz ve bu seviyenin kırılmasıyla 3000'lere doğru bir yolculuk bile beklenebilir diye yorum getiriyoruz aslında. Dolayısıyla yılın kalanı için 3000 puan senaryolarını bence konuşabiliriz. Bunlar çok uzak noktalar değil. Ama yeni hikaye derken de tabii ki buna dair bir şey söylemek gerçekten çok zor. Sonuçta yılbaşından bu yana biz aslında aynı hikayeleri konuşuyoruz. Savaşın etkisi, resesyon kaygısı, yüksek enflasyon, işte enflasyonu düşürmek için major merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşıyor olması, bir tarafta enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar derken aslında birçok konu hala bizimle beraber geliyor. Hani buna ek olarak Amerika, Tayvan ve Çin üçlüsüne ekliyorum. Sonuçta orada da bir hassasiyet var. Çin'den gelen uyarılar var, Pelosi'ye yaptırımlar var. O yüzden bir tarafta jeopolitik riskler var, bir tarafta enflasyon, resesyon kaygıları devam ediyor. Dolayısıyla aslında piyasa evet yeni bir hikayeye ihtiyaç duyuyor ama bu kadar risk karşısında da piyasayı destekleyebilecek şu anda bir hikaye ne yazık ki yok. Yani biz geçtiğimiz hafta Amerika'da istihdam verisini aldık. Eylül ayı Fed toplantısı için 75 bas puanlık beklentileri fiyatlamaya başladık. Bu hafta da Amerika'da enflasyon haftası, yüksek bir veri gelirse yine bu beklentiler güçlenecek. Fed'in yılın sonuna kadar faiz artış döngüsünde şahinleşebilme, yani en azından 75 bas puanlık ihtimalleri gerçekleştirebilme durumu haliyle bizim gibi aslında kırılgan ülkeler açısından bir baskı yaratıyor. Dolar bir tarafta güçleniyor, dolar güçlendikçe kurlar rahatsız oluyor, kurlarda bir oynaklık oluşuyor. Yani şu anda aslında bu kadar risk karşısında gerçekten biz kendi iç hikayemizde bir yükseliş içerisindeyiz. Yeni bir hikaye dersek bizim için bence enflasyon olabilir yeni bir hikaye. Sonuçta
Yüksek bir enflasyonla hala mücadele ediyoruz. Kısa vade için ne yazık ki olumlu bir beklenti yok. Ama enflasyonla bu mücadele kapsamında belki daha kısa vade içerisinde erken sonuç alabilmek için yeni adımlar, yeni tedbirler gelebilir. Belki bu durum biraz daha piyasayı etkileyebilir. Sonuçta biz geçtiğimiz yılın sonu itibariyle yeni ekonomik paket kapsamında ve özellikle de makro ihtiyati tedbirler kapsamında yeni önlemlerin alındığını görüyoruz. Ve bunun yılın kalanında da devam etmesi beklentiler dahilinde. Hani son dönemde alınan önlemler çok fazla etki yaratmadı bence piyasalar üzerinde, fiyatlamalar üzerinde. Hani belki bundan sonraki süreç için yeni önlemler ön plana çıkabilir veya bu daha yeni bir hikaye olarak karşımıza çıkabilir bir ihtimal diye düşünüyorum. O yüzden hani şu an için söyleyeceklerim, öngörülerim aslında bu şekilde. Yani net bir şey söylemek zor ama ifade ettiğiniz gibi 3000 puanları konuşmak bence bu noktadan sonra hiç de zor değil. Biraz bankacılık endeksini de yakından ilerleyelim bir bankacılık endeksi üzerinden. Çünkü orada da ciddi anlamda yukarı yönlü hareketler var. Özellikle son dönemde banka hisselerinde rallileri takip ediyoruz. Haftanın son işlem gününde de %6,5'ları bulan yükselişler gün içerisinde yaşandıktan sonra %4'ün üzerinde primle tamamlamış oldu. Bugün biraz daha satışlar var. Bugünkü satışlar kar realizasyonu diyebilir miyiz? Ve yine kısa vadede banka hisselerinde görünümler nasıl olacaktır? Kar realizasyonu diyebiliriz. İfade ettiğiniz gibi cuma günü %6'ların üzerine kadar bir yükseliş vardı bankalarda ve günü de %4'lük bir getiriyle tamamladılar. Ve dolayısıyla biz cuma günü bankalar öncülüğünde aslında endeksinde yükselişini desteklediğini de gördük. Yani beta tarafında o puan bazlı tarafta ben baktığım zaman evet Türk Hava Yolları yine ön plandaydı ayrışan hisseler arasında. Ama sonrasında gelen İşçe olsun, Akbank olsun, Yapı Kredi olsun bunlar endeksi pozitif tarafta destekleyen bankalardı, hisseler arasındaydı. O yüzden hani bankalarda evet gerçekten bir Borsa İstanbul'un yükselişini destekleme durumu var. İyi bir bilanço sezonu geçiriyor bankalarda ki zaten hani sezon başlamadan önce bizim de yayınladığımız kar tahminleri raporunda özellikle bankacılık endeksi için, daha doğrusu bankalar için ikinci çeyrekte iyi karlar açıklanması beklentiler dahilindeydi. Yani bir önceki çeyreğe göre neredeyse paraleldi. Yine özel sektör bankalarından iyi karlar gelmesi bekleniyordu. Yavaş yavaş zaten bankalarda açıklamaya başladı sezon başından bu yana. Dolayısıyla gelen bilançolar piyasaları tatmin etti. Zaman zaman çok fazla fiyatlara yansıtıldığı için dolayısıyla gerçekleştikten sonra biraz kar satışları görüldü. Ama şu anda ana resimde en azından kısa vade için bankaların Borsa İstanbul'u desteklediğini görüyorum. Hani bugün üzerine baktığım zaman tabii ki biraz kar satışı var. %1'e yakın bir düşüş var bankacılık endeksinde. Sonuçta cuma günkü hareket sonrası aslında yaşanan bu düşüş çok da sürpriz yorumlanmamalı diye düşünmekteyim. Hani bu bir kar satışı. Hani özellikle bugün eğer bu satış bir noktada durulursa zaten önümüzdeki günlerde tekrardan yerini tepki alımlarına bırakabilir. Ki az önce siz de zaten puan bazlı konuştunuz. Hani bankacılık endeksinde 2421 ve 2473 puan aralığında sabah saatlerinden bu yana bir seyir var. Hani orada izleyeceğimiz aslında direncimiz ki cuma günü gördüğümüz 2500'ler. Yani bankacılık endeksi için 2500 puan seviyesinin üzerinde hareketin devamında hani endeksteki yükselişin bir süre daha devam etmesi beklenebilir. Hani orada referans alınacak nokta 2500 puan olmalı yatırımcılar tarafından. Teknik anlamda sonuçta bu direnç noktası kırılmadıkça hani biraz daha yükselişinde zorlanması beklentiler dahilinde olur. Ama 2500'ün üzeri en azından fiyat hareketini biraz daha rahatlatır düşüncesindeyim. Yani şimdilik tabii ki şu an tam hatırlamıyorum ama kalan banka bilançoları vardır illaki. Hani devam edecek sonuçta açıklanmaya. Dolayısıyla piyasa onları takip edecektir. Ama şu anda çok fazla sürpriz bir şekilde hani piyasayı tatmin etmeyen bir banka bilançosuyla karşılaşılmadığını ben gözlemliyorum. En azından bu durumda hani bir süre daha Borsa İstanbul'un bankacılık endeksini fiyat hareketini desteklemeye devam edebilir. Son bir aylık performanslara baktığımızda bankacılık endeksi sanayi endeksinin çok önünde. Evet, sanayi endeksinde de yükselişler var. Ama geçtiğimiz sene sanayi endeksi önde, bankacılık endeksi, banka hisseleri sanayinin gerisinde diye konuşuyorduk. Bu sene de tam aksi görünümler var. Peki yılın geri kalanında sanayi endeksinde senaryolar nasıl devam edecek?
Şimdi sanayi endeksinde de büyük sanayi şirketlerinin de kârları gelmeye devam ediyor. Bazı şirketleri hala almadık Ereğli gibi. Dolayısıyla onlar da piyasa zaten yakından bekliyor. Onların haliyle açıklanmasıyla belki biraz daha Borsa İstanbul'da hisse bazlı, sektörel bazlı ayrışmalarda görebiliriz. Şimdi sanayi endeksi tarafına baktığım zaman evet bankacılık endeksiyle zaman zaman ayrışmaları vardı. Hani şu anki tabloya da bakıyorum. Özellikle sanayi endeksinde Temmuz ayından bu yana ciddi bir yükseliş var. Yani bilanço etkisi, enflasyon etkisi aslında sanayi endeksi üzerinde de yansımasını bize gösteriyor. Şimdi yüksek enflasyon etkisiyle dolayısıyla yine biz aslında sanayi sektörünün ön planda kalma ihtimalinin güçlü olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki faiz artışları konuşuluyor küresel tarafta. Dolayısıyla bu durum biraz ham madde fiyatları üzerinde de bir baskı yaratıyor. Ve önümüzdeki süreçte özellikle hani ham madde fiyatlarında yaşanacak düşüşlerin şirketlerin karlılık ve marjları üzerinde de bir etki yaratması beklenebilir. Yani şimdilik sanayi endeksi için özellikle faiz konusu, ham madde fiyatları, enflasyon etkisi bunlar aslında yine ön planda kalmaya devam edecektir diye düşünürüm. Hani kısa vade için görünüm pozitif. Bugün özellikle zaten %1'in üzerinde, daha doğrusu %1'e yakın holdingler %1'in üzerinde endeksi destekliyor. Dolayısıyla sanayi endeksi için de özellikle 4700 puanı bence teknik anlamda yatırımcılar takip edebilir. Çünkü en son Haziran ayında gördüğümüz bir seviyeydi 4700 puanlar. Yani sanayi endeksinde özellikle 4700 puanların da üzerine doğru bir kırılım hareketin en azından yukarı yönde devam etmesini destekleyebilir. Hani ifade ettiğim gibi bilançolar gelmeye devam ediyor. Büyük sanayi şirket kârları açıklanıyor. Açıklanmayan sanayi şirketleri de var. Dolayısıyla kalanı için yani haftanın kalanında ve önümüzdeki günler içinde özellikle gelecek o büyük sanayi şirketlerinin kârları gerçekten gerek endeksin gerek de sanayi endeksinin seyrini etkileyecektir. Peki bu hafta küresel borsalar için nasıl bir hafta olacaktır? Geçtiğimiz hafta siz de ifade ettiğiniz tarım dışı istihdam verisi geldiği PMI haftasıydı. İngiltere'den faiz artışını yine takip ettik. Bu hafta yine konuşmanızda Amerika'da gelecek olan enflasyon verisine temas ettiniz. Enflasyon verisi eşliğinde küresel borsaları neler bekliyor olacak? Nasıl bir hafta olacak küresel piyasalar için bu hafta? Yine volatil bir hafta olmasını bekliyorum. Yani Cuma günü kapanışıyla da şunu gördük. Fed ile ilgili beklentiler güçlü kalmaya devam ettikçe borsalar üzerinde de baskıyı sürdürecektir. O yüzden borsalarda Cuma günü ABD borsalarında satışlar vardı. Hani an itibariyle ABD vadelerine bakıyorum. Hafif alıcılı. Biraz daha yeni haftaya tepki alımlarıyla başladığı görülüyor. Şimdi istihdam verisi Fed'in elini güçlendiren bir veriydi. Daha doğrusu Fed'in elini destekleyen bir veriydi. Dolayısıyla piyasa 75 basamaklık ihtimalleri güçlendirdi. Şimdi çarşamba günü enflasyon gelecek. Enflasyonda eğer beklentilerin üzerine bir artış gelirse dolayısıyla piyasa Eylül ayı Fed toplantısında 75 bas puanlık faiz artışına kesin gözle bakabilir. Ama enflasyonun bir miktar beklentilerin altında kalması, bir önceki aya göre sınırlı da olsa bir düşüş kaydetmesi belki 75 bas puanlık ihtimallerin zayıflamasına yol açabilir ama ben yine de buna çok fazla ihtimal vermiyorum. Çünkü yılın 3 toplantısı yani yılın kalanı için 3 tane Fed toplantımız kaldı. Yani bu 3 toplantıda 50'şer veya 75'er bas puanlık faiz artışları gelecek. Tabii ki bu istihdam ve enflasyon verileriyle bağlı olarak hareket edecekleri için ki özellikle enflasyon verisi ön planda olacak. Dolayısıyla şu anda diyelim ki Temmuz ayı enflasyon verisi beklentilerin altında kaldı. Bir önceki aya göre düşüş kaydetti. Bu yine Fed'i çok destekleyen bir veri olmayacaktır veya ne Fed'i ne de piyasayı ikna edecektir. Sonuçta hala enflasyonun yükselten faktörler ne yazık ki piyasada devam ediyor. Hani dolayısıyla birkaç ay üst üste eğer ki enflasyonda düşüş görülmesi durumunda Fed o zaman faiz konusunda biraz daha frene basmak isteyebilir. Ama şu anda bu ihtimal biraz güç. O yüzden tabii ki gelecek enflasyon özellikle de yüksek bir enflasyon enflasyonist endişeleri arttırır. Fed ile ilgili beklentileri güçlendirir. Borsaları yine aşağı çekebilir. Dolar güçlenebilir. Dolayısıyla bu haftanın gündeminde de Amerika'da enflasyon olduğu için biz bu senaryoyu konuşup bu senaryoyu da fiyatlara yansıtıyor olacağız. Yani çarşamba 3.30 itibariyle ben piyasalarda biraz daha oynaklığın artabileceğini düşünüyorum. Öncesinde de istihdam verisini cuma aldık.
Yeni haftaya da sınırlı da olsa istihdam, Fed ile ilgili beklentileri konuşmaya devam ederek başladık aslında. Ama enflasyon verisi öncesi yeni bir trend oluşturmaz piyasa. Biraz enflasyonu tedirgin bir şekilde bekler. Enflasyon sonrası çarşamba günü ve haftanın kalanı Perşembe, Cuma biraz daha piyasada yine Fed'i konuşuruz ve yanına da enflasyon verisini ekleriz. O yüzden oynaklık yüksek olacaktır. Bir de son olarak orada da tabii ki bilançolar artık yavaş yavaş bitti, sona gelindi. Orada da bir bilanço sezonu atlatıldı. Zaman zaman hisse bazlı, sektör bazlı ayrışmalar gördük. Amerika borsalarını yukarı taşıdı. Ama yine de Fed'in hikayesi, enflasyon hikayesi ne yazık ki o yükselişin devam etmesini engelledi. O yüzden bundan sonraki süreçte de biz yine bu konuları konuşmaya, yani Fed'i, enflasyonu, resesyonu konuşmaya devam ediyor olacağız. Gerçekten ciddi bir risk var piyasada. Dolayısıyla bu risk altında da küresel anlamda borsalar güçlenmekte zorlanıyor. Fed'in hikayesi sürecek ve biz de bu ekranlarda konuşmaya devam edeceğiz. Gedik Yatırım Müdür Yardımcısı Eda Karadağ. Çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. İyi yayınlar. Sağolunuz. Efendim piyasalara yönelik yorum almaya devam edeceğiz. Apar ekranlarına konuk olan stratejist Yeliz Karabulut piyasalar bu haftaya nasıl başlıyor? Bu haftadaki piyasaya yönelik beklentilerini aktardı. Bir seneyi aşkın bir periyotta değerlendirdiğimiz noktada realitede yani menkul özellikle mevduatta getiri sağlamayan yatırımcının bu tarafa geçmesi geçtiği gözüküyor. Fakat diğer taraftan ise rasyonel olarak değerlendirdiğimiz noktada zaten uzun vadeli olarak hem şirketlerin iyi olması, şirketlerin dolar bazlı olarak oldukça ucuz olması uzun vadeli periyotta zaten yatırımcılara oldukça iyi getiri sağlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki burada küresel piyasalar oldukça önem kazanıyor. İlerleyen zamanlarda tabii ki enflasyondaki yükseliş eğilimi yani hem Avrupa'da hem Amerika'da devam etmesi ki geçtiğimiz Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi oldukça iyi geldi. Bu da tabii ki Fed'in faiz artırımına kuvvetli olarak devam etmesi beklenebilir diye düşünüyorum. Yani 25 baz puandan ziyade ilerleyen zamanlarda 75 baz puanlık periyotta artış görülebilir. Enflasyonda zirve görüldükten sonra hafif çekilmeler olursa tabii ki Fed'in burada beklentileri birazcık daha törpülür ama şu an itibariyle değerlendirdiğimiz noktada faizlerin bu denli kuvvetli artış beklentisi olmasıyla birlikte zaman zaman tabii ki yurt dışında satışlar bizde de buna da eşlik eden bir tablo görebiliriz. Ama şu anki tabloya baktığımız noktada hem getiri ihtiyacının olması, diğer taraftan şirketlerin pozisyonunun iyi olması, ve bankacılık tarafında karlılığının yüzde yani neredeyse 4 kat kadar fazla gelmesi oldukça önemli. Ama ilerleyen zamanlarda tabii ki bunda törpülenme göreceğiz. 2023 yılında tabii ki genel iktisadi politikalara dönülmesi yani bir faiz arttırımı ya da böyle bir politikalar serisi görmemiz halinde ise bankacılık bilançolarında da geri çekilme yani geleceğe yönelik beklentiler itibariyle geri çekilme görülecektir. Ama net netle baktığımız noktada ise döviz bazlı şirketlerimizin ucuz olması diğer taraftan ise şirketlerin bankacılık tarafında özellikle özel bankacılık tarafının iyi gitmesi kamu tarafını birazcık daha ayırmak gerekiyor. Özellikle geçtiğimiz sene Aralık ayında alınan kararların kamu bankaları tarafından olumsuz bilançolar serisi vardı ya daha doğrusu rasyolarda aşağı yönlü bir tablo vardı. Alınan etkilerin daha çok kamu tarafında tabii ki özel tarafı oldukça etkiledi ama kamu tarafındaki bu törpülenmenin önüne geçtiğini ben görüyorum. Bu da tabii ki ilerleyen zamanlarda faiz artırımları olacak olması halinde diğer banka bilançoları olumsuz yansısa da ben uzun vadeli olarak bankacılık tarafındaki pozisyonlanmaların devamını beklerim diyebilirim. Bu da daha çok dediğim gibi bankacılık sektörünün iyi yönetilmesi ve getiri ihtiyacı diyebilirim. Efendim borsadaki şirket haberlerine bakacağız. İlk etapta tedbir uygulanan şirketler hangileri? Bakalım. Burada Anadolu Grubu Holding, Koroplast, Anadolu Isuzu, İntema olduğunu söyleyelim. VBTS kapsamında şirket paylarına 7 Eylül'e kadar açığa satış ve kredi işlem yasağı getirildi Koroplast'ta. Anadolu Isuzu tarafına baktığımızda VBTS kapsamında şirket paylarına 7 Eylül'e kadar emir paketi tedbiri getirildi. Bu arada Anadolu Isuzu 267 liranın üzerinde işlem görüyor. Son bir ayda %45'in üzerinde yükseliş kaydetti. Anadolu grubuna baktığımızda orada da bugün %2'ye yakın yükseliş var. Hisse 81 lira 45 kuruştan işlem görüyor.
Orada da son bir ayda %45'in üzerinde prim var. İntam'a VBTS kapsamında şirket paylarına 7 Eylül'e kadar brüt takas tedbiri getirildi ve açığa satış kredili işlem yasağı da yine 7 Eylül'e kadar uzatıldı. Sermaye arttıran şirketlere bakalım. Aksigorta, Atageo, şirket sermayesinin 62 milyon TL'den %163,4 oranında bedelli olarak 1 milyar TL nakden artışla 1,6 milyar TL yükseltilmesi kapsamında SPK'ya Aksigorta başvuru yaptı. Ve devam edelim yine şirket haberlerine bakmaya. Burada iki şirket mi var arkadaşlar? Bende daha fazla var çünkü. Şirket hisselerine bakalım. Şirket hisselerine geçelim. Şirket hisselerinde Afyon Çimento ilk hissemiz. Afyon Çimento'nun ikinci çeyrek 2022 net dönem kârı yıllık %169 oranında arttı. 86,3 milyon TL'ye yükseldi ve bugün şirketin hissesine baktığımızda 3 lira 94 kuruştan işlem görüyor. %2,34'te yukarıda. Şirketin satış gelirlerine baktığımızda yılın ikinci çeyreğinde 361 milyon TL gerçekleşti ve geçen senenin aynı dönemine göre %206,5 oranında artış burada da var. Eczacıbaşı ilaçla devam edeceğiz. İkinci çeyrek 2022 bilançosu Eczacıbaşı ilaçında geldi. 14 lira 58 kuruştan hisse işlem görüyor. Haftanın ilk işlem gününde kazançları yarım puanın üzerinde. Son bir aylık performansına baktığımızda 11 lira 70 kuruştan geldi ve en yüksek 15 lira 54 kuruşu burada gördük. Şirketin ikinci çeyrek 2022'deki ana ortaklık net dönem kârı yıllık %6,3 oranında arttı. 143,5 milyon TL olarak açıklandı. Ve Hektaş'a bakalım. Bir diğer finansal sonucu açıklanan şirket, haftanın ilk işlem gününde Hektaş'ta 38 lira 70 kuruşu görüyoruz. Son bir aylık performansı ise 28 lira 72 kuruştan 39 liraların üzerine gelindiğini ifade edelim. İkinci çeyrek 2022'deki ana ortaklık net dönem kârı 213,5 milyon TL olarak şirketin gerçekleştiği açıklandı. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 27,9 milyon TL ana ortaklık net dönem kârı kaydetmişti ve beyaz eşya tarafına dönelim. Vestel beyaz eşya diyelim. Vestel'e baktığımızda bu tarafta 8 lira 81 kuruşu görüyoruz. Bugün %2'ye yakın prim var. Hiç 9 lirayı son bir ay içerisinde görmedi. En yüksek 8 lira 94 kuruşu gördü. Şirket ikinci çeyrek net dönem kârı olarak 693 milyon TL açıkladı. Piyasa beklentisi 572 milyon TL açıklanması yönündeydi. Piyasa beklentisinin de üzerinde bir kar açıkladı. Ve Ziraat GYO'ya bakalım. İkinci çeyrek 2022 finansal sonuçlarına baktığımızda şirketin burada net dönem kârı 39 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde 66,2 milyon TL net dönem kârı açıklamıştı. Korsa Tekstil. Korsa Tekstil'e baktığımızda haftanın ilk işlem gününde Korsa Tekstil'de şirketin bağlı ortaklığı Avrupa'da ağırlıklı olarak süper lüks otomotiv sektörü ve motor sporlarına karbon fiber dokuma ve prek sağlayan İtalya'da faaliyet gösteren bir şirketle anlaştığını açıkladı. 53 lira 60 kuruştan hisse işlem görüyor. Bugün %3'e yakın prim var ve son bir aylık performansı da şu anki gördüğü seviye olarak en yüksek seviye olarak kayıtlara geçiyor. Efendim portföy yönetimine burada nokta koyuyoruz. Saat başında piyasa saatiyle karşınızda olacağız.